Nuş ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir özel programla daha karşınızdayız. Bu programımızda bu akşam 2014 yerel seçimlerini konuşacağız. Özellikle HDP'yi, Alevileri, Alevilerin bu seçimlerdeki tutumunu, çalışmalarını konuşacağız. Stüdyodaki konuklarımızla HDP radikal demokrasi anlayışıyla bu seçimlere giriyor. Yapılan yorumlar HDP'nin Türkiye siyasetine yeni bir soluk getireceği yönünde, özellikle eş başkanlık sistemi, yine yerel yönetimi ve halkın iradesini esas alması ve sloganları da kendimizi de kentimizi de biz yöneteceğiz anlayışı çerçevesinde HDP seçimlere hazırlanıyor. Stüdyoda 3 konuğum var. İkisi HDP'nin belediye başkan adayları. Hemen onları sizlerle tanıtmak istiyorum. Mehmet Ali Büyük Özdoğan, Pazarcık Belediye Eş Başkan Adayı. Sayın Büyük Özdoğan, hoş geldiniz. Bir diğer başkan adayımız Nurhak Belediye Eş Başkan Adayı Ali Orak, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve FEDA Yönetim Kurulu Üyesi Rojda Yıldırım, siz de hoş geldiniz programımıza. Sayın Büyük Özdoğan, sizinle başlamak istiyorum. Şimdi çok tartışılıyor, Aleviler 2014 yerel seçimlerine nasıl hazırlanıyor, beklentileri nedir, kendilerini nasıl, hangi çizgide ifade ediyorlar, sizinle başlayalım. Evet, öncelikle iki gündür bizi konuk eylediniz, mihman eylediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz, kameranın önündekiler ve arkadaki recideki arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Evet, şimdi şunu söylemek istiyorum. Aleviler, maalesef Aleviliğin o direnişçi ruhu, gönül arzular ki Aleviliğin o direnişçi ruhunu Pir Sultanlar, Şeyh Bedrettinler, Halacı Mansurlar, Seyyid Nesimler, Seyyid Rızalar gibi direnişçi ruha sahip olsunlar. Ama maalesef Maraş, Pazarcık özelinde kendi Aleviliğini yaratmaya çalıştı sistem. Bunda da son derece başarılı oldular. Alevi tarihine baktığımız zaman ve özelinde de Pazarcık'a baktığımızda Osmanlı döneminde börtü böceğe yem olsunlar diye Maraş, Pazarcık'taki Yavur Gölü ve Mizmilli Gölü diye adlandırdığımız bölgeye atıyorlar. Zaten bu insanlar potansiyel suçlu. Çünkü hem Kürtler hem Aleviler çift taraf bir baskı aracı var. Fakat ne yazık ki kendi tarihleriyle yüzleşmiyorlar. Pazarcık'ta Aleviler son derece o CHP'nin statüko tavrıyla yüzleşmedi Aleviler. Pazarcıklar olarak özellikle söylüyorum. Pazarcık'taki Aleviler ne Koç Zilan'ı gördü, ne Koçgiri gördü, ne Dersim'i, ne Maraş'ı, ne Sivas'ı, ne Çorum'u, ne Gazi'yi değerlendirdiler. Sistem Alevileri yok etmek için, Kürt Alevilerini yok etmek için elinden gelen her türlü fırsatı değerlendirdiler. 1978'deki soykırımı yetmiyormuş gibi korkunç bir soykırımdı. Savunmasız insanlar tarumar edildi. Aleviler yine bundan ders çıkartmadılar ve sistem yine dayattı. 12 Eylül'le birlikte insanlar, şu anda mevcut rakama göre 100 bin tane Alevi dışarıda. Avrupa'nın 5 kıtaya bölünmüş bir vaziyette. Kalan insanlar da yaşlı insanlarımızdan oluşuyor. Tabii ki o kadar katliamlardan geçen bir toplum olarak bu insanların benliğine girmiş korku. Yaklaşık 600'ün üzerinde Pekin'in şehidi var Pazarcık alanında. Aleviler sürekli uzak durdular. Çünkü sistem her zaman şunu söylüyordu. Diyordu ki, ya siz nasıl Şafi Kürtlerle bir olursunuz? Bunu çok iyi kullanıyorlardı. Aleviler de bunu inanıyordu. Şimdi günümüz koşullarında Avrupa'daki insanların aracılığıyla biz bir Pazarcık'ta devrim yaratmak istiyoruz. Bir kere şunu söyleyeyim, kendi Alevisini yarattılar Pazarcık'ta.
Narlı Cemevi var, camileştirmişler. Pazarcık Cemevi var, camileştirmişler. Biz kimsenin camisine, inançlarına da saygıyız ama istiyoruz ki onlar da bizim inançlarımıza, Alevi inancımıza sahip çıksınlar. Ama böyle olmuyor, tek taraflı oluyor. Saygı hiçbir zaman tek tarafı olmamalı. Maalesef biz onu görüyoruz. Şimdi iki tane fabrika yapmışlar, çimento fabrikası. Dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Alevileri yok etmek için, Alevi Kürtleri yok etmek için. Mesela 1980 yılındaki koruculuk sistemini dayatmaları bu işin pozitif tarafıdır. Oradaki Kürt Aleviler hiçbir zaman koruculuğu kabul etmediler. Tam da bütün bunlara yönelik bugün 2014'te işte seçimlere 2 ay var, 30 Mart'ta yerel seçimler var. Oradaki Alevilerin tutumu, duruşu nedir? Yani bütün bu bahsettiğiniz tarihsel background'u düşündüğümüzde, bütün bu olup bitenler noktasında, oradaki o HDP çizgisi, halkların birlikteliği noktasında nasıl bir, kısaca onu da bize aktarır mısınız? Şimdi tiyatro misali Kemal Kılıçdaroğlu diye bir vatandaş getirdiler. Adına da Kürt Alevi dediler. Bana göre Kürt ve Alevi olabilmek için Alevice yaşamak gerekiyor ya da Kürt gibi yaşamak evet. gerekiyor. Sistemin dayatmış olduğu o kalıplar içerisine girerse o ne Kürt olur ne de Alevi olur. Sistem şimdi oradaki Aleviler şunu söylüyorlar. Şu anda Pazarcık'ta mevcut olan CHP'nin belediye başkanı ben Kürt'üm Aleviyim diyor. Hatta Avrupa'ya geliyor diyor ki ya özünde ben Kürt'üm Aleviyim hatta BDP'liyim diyor. Ama kazanamayacağım için ben bunu CHP'den adaylığımı koymak zorundayım diyor. Ama ben şunu iddia ediyorum. Ben diyorum ki hiçbir fidanı emek vermeden meyvesini yiyemezsin. Hiçbir ürünü emek vermeden bir şey kaldıramazsınız. Şu andaki gençler, Pazarcık'taki gençlerden son derece umutluyum. Yaklaşık 9 aydır Pazarcık alanını geziyorum. Güzel şeyler var. Gençler hatta işveren kesimi bile artık kendine dönük çalışmalar yapabiliyorlar. Pazarcığı yeniden ayağa kaldıracağız. Ben şuna inanıyorum. Bu seçimde çok iddialıyız. Biz özellikle pazarcığın düştüğü yerde ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. Ve Pazarcık'taki Kürt Aleviler genel seçimler, bir yıl sonra evet. genel seçimler gelecektir. Biz Rojava gibi Pazarcık'ta da bir devrim yaratacağımıza inanıyorum. Tekrar döneceğiz. Özellikle o belirttiğiniz CHP meselesi, o yani işte aslında kazanamadığı için ben CHP'den aday oluyorum. Oysa ben Kürtlerden ve BDP'den evet. yanayım. Bu da çok tartışılıyor. Bunu da konuşuruz ayrıca. Ali Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi Elbistan, Nurhak, Pazarcık, yani Güneybatı Kürdistan dediğimiz alan aslında Kürt Özgürlük Hareketi'nin de çıkış yeri. İşte Sinan Cemgin'lerin bir mirası var. Nurhak Dağları'nda yaşamını yitirmişti. Siz bütün bu miras üzerinden baktığınız zaman bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Alevilerin, oradaki Kürtlerin, halkların yaklaşımını. Şimdi Nurhak'ta tabii tarihsel süreç içerisinde Nurhak dendiği zaman hakikaten Sinanları, Mahirleri, Denizleri, İbrahim Kaypakayaları hatırlamamak mümkün değil. Evet. Ki onların bize bıraktığı mirası anlamını çok iyi bilmek gerekiyor. Ki HDP projesinde de bunlar çok net olarak ifade ediliyor Halkları Demokratik Partisi projesinde. Oradan baktığımızda o bölge halkı Sinanların ve Denizlerin, İbrahim Kaypakayaların bu mirasına nasıl yanıt veriyorlar, nasıl sahipleniyorlar? Aslında onları çok iyi algılamak gerekiyor. Yani devletin öteden beri biraz önce Mehmet Başkan'ın da söylediği gibi asimilasyon politikaları var. Ve bu süre içerisindeki işte Dersim, Erzincan, Malatya, Maraş, Sivas bölgelerini bu hattı özel olarak seçmesinin tek sebebi buradaki yaşayan Alevi ve Kürt halkının üzerindeki baskıların olmasının sebebi bir kırılma noktası yaratmaktır. Kürt halkıyla diğer halkların birleşmesini, birlikte yaşamasının önünde aslında sürekli bir engel oluşturmaktadır ki Elbistan özellikle Kalender Çelebiler döneminden bu katliamları yaşadılar. Yavuz döneminden bu katliamları yaşadılar. Esasında buradan şuraya bakmak lazım. Her dönem mevcut otoritenin, mevcut sistemin kendine
kendinden olmayanları, kendine benzetemediklerini, kendi gibi düşünmeyenleri, kendi gibi yaşamayanları kabul etmemişlerdir. Tarihsel süreç boyunca ki bu bölgede yaşayan halklarda, kadim halklarda hakikaten hiçbir zaman devletin o tekçi anlayışının, devletin asimilasyoncu anlayışının yanında olmamışlardır. Bu yüzden katliamlara uğramışlardır esasında. Ki Maraş katliamı da daha sonra konuşacağız bunları. Temelinde bunlar vardır. Evet. Maraş katliamında da devrimcilerin, Kürtlerin ve Alevilerin katledilişi vardır. Bu yüzden o bölgedeki yaşayan Aleviler hep uzak yerlere, biraz önce Ömer Deli Başkan'ın anlattığı gibi ya çöl içerisine ya dağ tepe aralarına yerleşmek zorunda kalmışlar ve sistemden kaçmak zorunda kalmışlar. Ve kendi kültürlerini, kendi gelenek ve göreneklerini bir Alevi bakış açısıyla baktığımızda biz 72,5 milleti aynı nazarda gören bir anlayışın, Alevi anlayışının olması gerektiğini ve bu noktada da ötekileştirmenin, dıştalamanın, yok saymanın unsurların olmaması gerektiğini tam inanan da burada, bir toplumuz. O bölgede Güneybatı Kürdistan, sizin bahsettiğiniz o coğrafyada HDP yani Halkların Demokratik Partisi'nin denk düştüğünü söyleyebilir miyiz? Yani tam da o kimliği, o bütünlüğü, o mozaikliği ifade eden bir siyasal oluşum olarak değerlendirilebilir mi? Nasıl, tepkileri nasıl halkın HDP'ye? Kesinlikle biz Nurhak özelinde söyleyebilirim. Elbistan'da da uzun yıllardır çalıştığım için biliyorum. Bölgemiz tamamen kozmopolit bir yapıya sahip. İşte Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnüsü, Çerkezi, işte Göksu'nun Elbistan arasında yaşayan Çerkezlerin de olduğu hakikaten kozmopolit bir yapıya sahip ve bunu HDP'nin kendi içerisinde ifade ettiği demokratik özellik, yani öz yönetim anlayışıyla bunların her birinin kendi kültürlerini var olan sistemden çok daha iyi bir şekilde yaşayabileceklerinin bir ifadesidir aslında Halkların Demokratik Partisi. Yani kimsenin Aleviliği üzerinde, kimsenin Kürtlüğü üzerinde, kimsenin Sünniliği üzerinde herhangi bir baskı unsurunun olmaması, her inancın ve kültürün kendi özgül koşulları içerisinde gelişebileceğinin, bu özgürlüğünü yaratabileceğinin bir sonucudur aslında. Ki Halkların Demokratik Partisi'nin kuruluşundan bugüne işte ezilenlerin, yok sayılanların, ötekileştirilenlerin, cinsel kimlik tercihini yapanların, LGBT'li bireylerin de kendilerini çok rahat ifade edebilecekleri, kendilerini de temsil edilebilecekleri, hakikaten tüm halkların bir arada yaşayabileceği, evet, özel noktalardan birisidir bu bölgeler, saydığımız bölgeler. Onun için Aleviler bu noktada nasıl bir tavır gösteriyorlar? Hala sistemden ve devletten korkularını yaşıyorlar aslında. Yani kendilerinin ifade eden bir siyasal anlayışın yanında değil, devletin dayatmacı anlayışının yanında yer almak istiyorlar. İşte AKP olmazsa CHP, CHP olmazsa AKP. Yani bunlar birbirlerine hırsızlıkla itham ediyorlar. Evet, doğru söylüyorlar. İkisi de doğru söylüyor. Ve bu konuda da Kürtleri, Alevileri ve diğer kadim halkları bu noktada, bu potada eritmek istiyorlar. Yani kendi çeperlerinde tutmak, kendi Alevilerini, devletin kendi Sünnilerini, devletin kendi Kürtlerini yaratmak istiyorlar. Halbuki daha sonra tekrar yani Nurhak ve Pazarcık özelinde o detaylara ineriz. Sayın Yıldırım, sizinle devam edelim. Şimdi konuklarımız özellikle Alevilerin sistemden korkuları, işte sistemin onlara uyguladığı baskıdan, işte Maraş katliamı, Sivas katliamı, günümüzde de o katliamlar aslında bir şekilde devam ediyor. İşte Roboski, Gever, Paris, bunlar yaşanıyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Gerçekten bu aşıldı mı? Bu eşik geçilmedi mi? Yani artık Alevilerin de farklı inanç ve kültür sahibi kesimlerin kendilerini ifade edebileceği bir düzey oluştu mu? Siz seçime giderken nasıl görüyorsunuz bu tabloyu? Aslında öyle bir düzeyin oluştuğu söylenemez. Şundan dolayı söylenemez. Her iki adayımızın bıraktığı noktadan devam edeyim. Şimdi Alevilik tarihsel olarak nerede duruyordu ve günümüzde nerede, evet, duruyor? Sanırım bu her iki durduğu nokta arasındaki mesafeden sanırım soruna bakarsak daha iyi olur. Tarihsel olarak Alevilik
devletler açısından, iktidarlar açısından hep tehlikeli olarak görülen bir toplum. Çünkü Alevilik'in şöyle bir felsefesi var. İşte tarihsel olarak Alevilik tarihini iyi inceleyen herkes bilir ki Alevilik direnişçi bir geleneğe sahip. Alevilik toplumcu bir geleneğe sahip. Alevilik eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir geleneğe sahip. Aynı zamanda devlet ve iktidar dışı bir toplum olma başarısını göstermiş bir toplumdur ve böyle bir gelenekten. Ya aslında kendi doğal yaşam geleneklerini sürdüren bir toplumsal kesim. Geleneklerini sürdürüyor. Yakın zamana kadar bütün Aleviler şunu söyler, biz devlete gitmeyi çok ayıp sardık. Devlet mahkemelerine gitmeyi, kendi sorunlarını devlete götürmeyi ya da oradaki devleti temsil eden herhangi bir mekanizmaya dahil olmak Alevilik felsefesinde biliyorsunuz düşkünlük olarak değerlendirilir. Yani Aleviler kendi tarihi boyunca kendi ahlak felsefelerini, kendi yaşam tarzlarını kurmuş bir toplumdur. Tam da bunun için bütün Alevi katliamlar olmuştur. Genelde ben bütün Aleviliğin tarihsel damar açısından söylüyorum. Özellikle de Kürdistan'daki Kızılbaş Kürt Alevilik açısından değerlendirecek olursak tam da böyle bir devlet dışı, iktidar dışı, aynı zamanda egemenlere, işte zulmedenlere, bütün sömürgeci güçlere karşı çok net bir direnişçi tutumu olduğu için ve bunu anlayış ve kültür olarak da reddettiği için aslında bütün Alevi katliamlar oldu. Bu anlamda Alevi katliamlarının böyle bir tarihsel arka planı var. Çünkü teslim olmamış. Hep direnmiştir ve direnişi bir yaşam felsefesi, yaşam tarzı olarak benimseyen bir toplumdan bahsediyoruz. Çünkü gerçekten tarihsel Alevilik özgürlükçü bir felsefeye dayanır. Ve kendi içerisinde bütün inançlarla, işte arkadaşlarım da dediği gibi Alevilik, işte bütün Alevi inanç önderlerimizle konuştuğunda iki cümleyle başlarlar. Tarihsel Alevilik de tanımlanırken denir ki, İşte bir aslını inkar eden haramzadedir. Bir cümlesi budur mesela Alevilik ilkesinde. Yani neysen olsun, buruna kendisini tanımlar. İkincisi der ki biz 72 millete aynı nazardan bakarız. Bu da Aleviliğin humanist, insan merkezli felsefesini ortaya koyar. Çünkü herkesi kendi eşiti gibi gören bir felsefeden bahsediyoruz. Bu anlamda şey yoktur. Yani ötekileştirme ve bunun içerisinde değil, farklılıklarla bir arada olma gibi bir felsefesi vardır. Böyle demokratik, komünal bir felsefeyi savunan bir gelenekten bahsediyoruz. Şimdi bu gelenekten kaynaklı olarak biliyorsunuz Dersim katliamına kadar Aleviler kesinlikle devlet karşısında çok direnişçi bir geleneğe sahiptir. Ve Dersim katliamı tam da bunun için yapılmış bir soykırımdır. Peşi sıra diğer bütün Alevi katliamları böyledir ve Güneybatı Kürdistan açısından da düşündüğümüzde özellikle Maraş bölgesi açısından en son Maraş katliamı bunun devamı niteliğindeki bir soykırım faaliyetidir. Şimdi Aleviler fizikmen bitirilemediği için bu sefer farklı yöntemlerle bu devam ediyordur. Örneğin kültürel soykırım, beyaz soykırım yani asimilasyon dediğimiz politikalarla Alevi toplumu bu sefer kültürel olarak o direnme odakları ve dayanakları tümden bitirilmeye çalışıldı. Evet. Fakat Cumhuriyet tarihi boyunca Aleviler her zaman potansiyel bir tehlike olarak, zaten bütün tarih boyunca böyledir ama Cumhuriyet tarihi boyunca Alevilere karşı sistematik bir soykırım politikası devam etti ve günümüzde bu farklı biçimlerle devam ettirilir. Örneğin günümüzdeki bunun adı nedir? Örneğin hep bir İslam korkusu Alevilere gösterilerek işte ölümü gösterip sıtmaya razı etme Alevileri. İşte AKP iktidarıdır, İslamcılar gelecek, sizi katledecek, İslam karşıtlığı üzerine sürekli Alevilerin tarihsel travmasını sürekli derinleştirme. Çünkü Alevi toplumunda böyle katliam görmüş bütün toplumların yaşadığı bir travma vardır. Yani bu tarihsel bir travmadır. O yüzden Alevi toplumunun sürekli bu psikolojisi üzerinden politika üretmek ve maalesef Alevilerin de bu konuda bir toplumsal hafızası var. Yapılan politikalar buna denk geliyor. Örneğin işte Cumhuriyet tarihi boyunca laiklik kavramıyla ortaya konulan politikaların hepsi hep Alevileri devlete entegre etme temelidir. Çünkü demiştir biz laikiz, asla işte işte bütün inançlara eşit yaklaşacağı söylemiyle ne yapılmış? Bir taraftan bunu yapılmış ama biz Türk devletinin tekçi bir devlet olduğunu, tek bayrak, tek devlet, tek ulus ve tek din ve bunun da Sünni mezhebi olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet. Ve bunun egemen, yani İslam'ın özellikle ezilenler tarafındaki yorumu değil, bunun egemen yorumunun da devlet tarafından yapıldığını bugün AKP pratiğinde, tarihteki, Cumhuriyet tarihi boyuncaki işte
İslam'ın hangi biçimde egemenler tarafından kullanıldığını ve Alevi toplumun hep bunun karşıtlığı üzerinden devlete nasıl entegre edildiğini çok iyi kanıtlarla ortada. Bu anlamda günümüzde bu eşik bu açıdan aşılmış değil. Çünkü Alevi toplumu şu an ciddi anlamda bir kuşatma altında. Ciddi anlamda bir kuşatma altında. Bir taraftan kültürel soykırım, asimilasyon tüm hızıyla devam ediyor. Aleviler iki koldan şu an soykırım altında. Biri inançları bakımından Kızılbaş Alevi oldukları için, bir de Kürt oldukları için. Kürt kimliği konusu, yani Kürtlük açısından zaten çok ciddi bir, biliyorsunuz, bastırma politikası, sindirme politikası devam ettirildi. İşte bir dönem yaydırıldı, işte siz Türksünüz, gerçek Türkler sizsiniz, aslında Kürt değilsiniz, bu sizi zorla Kürtleştirmeye çalışıyorlar. Propagandalar yapıldı bölgede, özellikle Güneybatı açısından söylüyorum, özellikle de Maraş açısından söylüyorum. Alevilik açısından da biliyorsunuz, Aleviliğin bu özgün bir inanç ve gerçekten kendi içerisinde farkları olan bir inanç, hiçbir zaman Alevilik bir inanç biçimi olarak da kabul edilmedi. Ve halen bu sorun vardır. Bugünkü iktidarda olanlar Alevileri her zaman, örneğin işte biliyorsunuz en son Gezi olaylarında rapor açıklandı, emniyetin raporunda dedi ki Gezi olaylarına katılanların %78'i dedi Aleviler. Ve direkt Alevilerin fişlendiği, Alevilerin hedef gösterildiği, bu anlamda Alevilerin devlet tarafından halen ciddi anlamda potansiyel tehlike olarak görüldüğü ve Alevilere dönük bu sistematik kırım politikasının devam ettiği çok açık ve nettir. Tam da buradan yine Büyük Özcan sizinle devam edelim. Yani bu tablodan baktığımızda, bu perspektiften, bu kadar soykırıma tabi tutulan, bastırılan, katliamlara uğrayan Alevilerin bu konjektürde, şu andaki Türkiye'deki yaşanan süreçte demokratik çözüm süreci var. Bir yandan iktidar rant savaşı, işte yolsuzluk, rüşvet operasyonları. Tam da bu tablo içerisinde siz Pazarcık'tan baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Yani bunu aşmanın, belki daha sonra Sayın Yıldırım'ın bıraktığı noktadan tartışırız. Peki buna karşı ne yapılmalı? Pazarcık özgürlüğünde baktığınızda siz gençlerden umutlu olduğunuzu söylemiştiniz. Evet. Biraz orayı biraz daha açar mısınız? Nasıl bir umuttur o gençlerin duruşu, oradaki kimlikler, halklar ne diyor? Şimdi bir kere ben şurada seslenmek istiyorum. İnsanlarımız geçmişin değerlendirmesini yapmadan geleceğine yön veremezler. Aleviliği incelediğimiz zaman özellikle 1900 arkadaşımız da belirtti, 1924'le o tekçilikle çıkmasıyla, Tekke ve Zaviler yasasınınla birlikte Alevi resmen hala bugün Türkiye'de Alevilik yasaktır. Alevi kelimesi bir kere yasaktır, yani bu Tekke ve Zaviler yasasından dolayı. Şimdi gençlerimiz doğrudur. Tarihimizle biz yüzleşemiyoruz. Eğer biz gerçekten tarihimizle yüzleşsek ve şu CHP'ye çok umudumuzdur diye adlandırdıkları 1923 ile 50 arasında 27 yıl tek parti, tek iktidar, CHP iktidarda olmuştur. Şimdi söylenilmez mi? Tekke ve Zaviyeler yasasında o tekçilik zihniyetiyle Alevi felsefesini, o paylaşımcı yaşam biçimini, ben bir sadece bir inanç bazından bakmıyorum. Alevilik bir yaşam biçimidir. Paylaşımcılıktır. Der ki yarın yanağın dışında her şeyimiz ortaktır. Böyle bir özelliğe de sahiptir. Dolayısıyla CHP'ye bakıyorsun, o yasayla birlikte Alevi yaşam biçimini, Alevi dergahlarını, pirliği, devrişliği kalkmış şeyle eşit duruma, üfürükçülerle muskacılar aynı kategoriye sokuyor. Pirliği, müşriklüğü. Şimdi tabii Aleviler hala kalkıp da kendi tarihleriyle yüzleşmiyorlarsa buna çok büyük bir şeylik vardır, eksiklik vardır. Ben umutluyum, gençler, özellikle Avrupa alanındaki gençler de çok umutluyum. Birazcık Avrupa'ya, Türkiye'ye geldiklerinde annelerinde, babalarından ya oğlum sana ne, yeter Avrupa'ya gitmişsin, kendini kurtarmışsın diyebiliyorlar. Ama ben öyle bakmıyorum. Bakın benim yaşım 63. Ben 4 kıtayı gezdim. Kendi memleketimden güzelliğini görmedim. Ve şu iddiam vardı. Dedim ki ben emekli olursam Pazarcık'a yerleşeceğim. En azından bu 42 yıllık siyasal hayatımı
geçmişimi, deneyimlerimi, tecrübelerimi o yaşlı insanlarla paylaşırsam, o gençlerle paylaşırsam ne mutlu bana. Böyle bir şeyim vardı. Bir belediye başkanlığı diye bir iddiam da yoktu. Hasbihal kader arkadaşlar bana bir böyle bir görev verdiler. O başımla gözüm üstüne. Öldüğüm güne kadar da Pazarcık'tan ayrılmayacağım. Eğer Pazarcık gençliğini, Pazarcık'taki mevcut olan şu yaşlı insanları kendi gerçekleriyle yüzleştirebilirsem ne mutlu bana. Ama ben Pazarcık'ta umutluyum. Ve özellikle gençler gerçekten işveren, küçük ebatlı da olsa işveren insanlar bile şu anda yanımızda. Hatta iki dönem belediye başkanlığı, pardon, ilçe CHP ilçe başkanı yapan arkadaşlar da yanımızda. Bu seçimlerde iddialıyız, gençler olacak ama benim şöyle bir çağrım olacak sizin televizyonunuzun kanalıyla. Önümüzde 21 Mart Nevroz var. Hem gelip arkadaşlarımız Nevroz'unu kutlasınlar hem de şu yaşlı analarımızı, babalarımızı, bacılarımı, kardeşlerimizi ellerinde tutup kendi gerçekliklerini görebilmeleri için insanlarımızı sandığa götürsünler. Böylelikle biz bu şeyi yaparız, açarız. Yani bu çığırı kesinlikle açarız. Önümüzde sel de olsa geçeriz diyorum. Ve 4-5 kıtaya savrulmuş şu Pazarcıklılar azıcık ileride yaz olması gerekmiyor. Gelsinler, şu anda çok güzel bir mevsimdir Mart'la birlikte, hele 30 Mart'la birlikte. Gelsinler, hem oyunu kullansınlar, hem Nevroz'unu kutlasınlar, hem de Pazarcığı topyekun ayaklandıralım. Onun için çok yazık. Gerçekten Pazarcık'ın bu fotoğrafına baktığımız zaman şöyle birazcık da Pazarcık'tan bahsetmek istiyorum. İki tane çimento fabrikasıyla, devşirme bir köyle, 80 tane korucuyla Pazarcık'ı yok etmeye çalışıyorlar. Bunda müdahale etmeyen insan devletin o işlemiş suça ortak olmak demektir. Ben öyle algılıyorum. Şimdi bugüne kadar çeşitli belediye başkanları gelmiş. Hep de ağa kökenli, hep de dağ kökenler, dağı yanlış kullanıyorlar. Dağlar sığınacak yerlerimizdir. Dağlar bizim dağlarımızdır ama onların sadece soyadları dağlardan oluşuyordur. Onun için biz gerekli de o dağları yol eleyeceğiz. Ve Pazarcık'ı hep beraber gençlerle birlikte düze çıkaracağımızı İnanıyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde de biz, ben şahsen biri olarak söz veriyorum, bir tane Maraş'ta bir milletvekili çıkaracağız. İddialısınız yani. Buradan çok sözünüzü iddialı verdiniz. Bu konuda çok iddialıyım. Evet. Evet. Tekrar döneriz size ve Pazarcık'ı konuşuruz. Sayın olarak sizinle devam edelim. Şimdi Mehmet Ali Bey bir önceki konuşmasında dedi ki işte CHP adayları veya CHP'liler şunu söylüyorlar halk arasında. İşte aslında biz de Kürdüz. Biz de aslında biraz da BDP çizgisindeyiz anlayış olarak ama işte kazanamaz BDP veya HDP. O açıdan halktan oy istiyorlar. Böyle bir propaganda yapıyorlar. Oyunuz boşa gitmesin diyorlar. Evet, tam da öyle. Öyle oyunuz diyorlar, evet. O cümle üzerinden gidersek, tamam, yerel seçimler kuşkusuz çok önemli. Halkın kendi iradesiyle kendisini yönetmesi çok önemli ki CHP bunu yapmıyor ya da AKP bunu yapmıyor ama yani sadece bir seçimden mi ibarettir yerel yönetim ya da bu atmosferde oradaki örgütlülük, o kimliklerin kendisini ifade etmesi, işte o yüzleşme, bir önceki turda konuştuğumuz o tarihsel yüzleşmeyle yüzleşmeyi gerçekleştirebilmesi için, yani o gerekçeyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP'li adayların o değerlendirmesini buradan halka ne demek gerekiyor bunun karşısında? Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Nurhak 1971'den beri belediyecilik var, belediye var. Ve bu süreç içerisinde belediye başkanlarımızın ve yöneticilerimizin büyük çoğunluğu CHP, DSP gibi partilerin temsilcileriyle yönetildiler. Ama bu süreç içerisinde Nurhak nereden nereye geldi? Nasıl yönetildi? Ve işte dediğim gibi biraz önce hakikaten Nurhan üzerinden çok ciddi baskılar geçti. İşte bir Sinan Cemgiller'in katledilmesi, 12 Eylül Maraş katliamında Nurhak'tan doğru 6 tane insanımızı kaybettik.
Daha sonraki süreçlerde özellikle Engirzekler dediğimiz Nurhak'a bağlı bölgelerde boşaltılan köyler, insanlara işkence yapılması, bu insanların kafasında bir algı yarattı. Ve özellikle 90, 84 ve 90'larla başlayan bu mücadele süreci de Nurhak'ta hala devam ediyor. Ama Aleviler üzerine nasıl bir etki bıraktı bu? Aynen biraz önce Rojda arkadaşın da dediği gibi zaten siz kazanamayacaksınız. Böyle bir algı ve psikolojik ortam da oyunuz oluşturuyor. Oyunuz boşa gitmesin. Bak siz oy kullanmazsanız ya da siz başka yerlere oy verirseniz AKP gelir. Aslında biz bu algıyı daha önce yaşadık. Yani Nurhak'ta da yaşadık, Türkiye'de de yaşadık. 99 seçimlerinde HSP'ye oy vermezseniz Refah gelecek. Evet. Yani bu aslında o paralel devlet yapılanmasını buralarda da o süreçlerde de gördük. İşte cemaat DSP'ye destek verdi. DSP'nin gidişi paldır küldür oldu. Aslında bugün de Nurhak'tan baktığımızda bunların dışında, bunun dışında hiçbir şey söylemiyorlar. Neden yapmadık? Neleri eksik bıraktık? Tartışmasını yürütmüyorlar. Yani o ölümle tehdit edip korkutup sıtmaya razı etmektir. Yani AKP gelecek ha. Biz de şunu açık net söylüyoruz. Bugün AKP iktidarı kibirli bir iktidardır, kibirli bir başbakandır ve diktatörlüğe doğru giden bir başbakandır. Ve buradan doğru her zaman muhalif olanların üzerine bir baskı unsuru oluşturmak istiyordur. Kimdir bunlar? Devrimcilerdir, Kürtlerdir, Alevilerdir ve toplumun muhalif olan diğer kesimlerdir. Nurhak'ta da bunları yaşadık biz. Ben yaklaşık 19 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Sendikal mücadele içerisinde aslında bunları yaşadım ben. Sürgünler, tutuklamalar, açığa almalar, davalarla karşı karşıya kaldık. Ve Nurhak halkı bunu anlattığımız zaman evet haklısınız. Bu var olan CHP anlayışı bize, Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmıyor. Evet katliamlar noktasında da haklısınız. Ama ya AKP gelirse? Sanki AKP Türkiye'yi yönetiyor. Hiçbir şey olmuyor onlara. Ama Nurhak yönetirse olmayacak. Bunun dışında hiçbir şey söylemiyorlar ki biz Nurhak'ta şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşte gezi süreciyle birlikte. Gezi süreciyle birlikte esasında hani HDK ve HDP'nin hızlanmasındaki önemli dönüm noktalarından birisidir. HDP'nin var olma süreçlerinden birisidir ki Nurhak'ta da bir ay boyunca biz parklarda forumlar düzenledik, yürüyüşler yaptık ve bu yürüyüşler esnasında halkın o algısını kırdık artık. Nurhak'ta artık böyle bir algı, işte kazanamazsınız algısını kırdık öncelikli olarak. Biz bir güçüz. Yani hani biz bir güçüz derken Nurhak halkı kendisi olarak, özü olarak bir güçtür. Ya da bu kazanmak gücü sadece seçim, oy, belediyecilik üzerinden değerlendirilebilir mi? Yani kazanmak dediğimiz biraz irade sahibi olma, biraz o kimlik, kültür, aynen, farklılığını aynen yaşama, onu örgütleme, ortaya koyma. Tam da onu söyleyeceğim. Gezi olayında Nurhak halkı şunu gördü. Hani bizim oradaki yaptığımız etkinlikler ve faaliyetler, düzenlediğimiz formlar sonucunda şunu çok net söylüyoruz. Halka rağmen, hangi parti gelirse gelsin, halkın taleplerine rağmen onun isteklerinin dışında başka bir şey yapamazsınız. İster kazanalım, ister kazanmayalım. Biz bundan sonraki süreçte de Nurhak'ta bizim taleplerimizin dışında dayatmacı bir talep oluyorsa biz buna müdahale ederiz. Bu gücü oluşturduk orada. Evet. Yani Gezi bizim için dönüm noktasıydı. İşte Gezi'de önce bir topçu kışlası yapacaklardı, sonra AVM yapacaklardı, sonra bilmem neler yapacaklardı. Ama halk iradesi hakikaten buna dur dedi. Ve bu bakış açısı Nurhak'a yansımış durumda. Nurhak'tan doğru işte oluşturduğumuz mahalle meclisleri, kadın meclisleri, gençlik meclisleri gerektiği zaman biz buna topyekü Nurhak halk olarak müdahale ederiz. Ve bunu bizim istemediğimiz bir şeyin burada yapılmasına izin vermeyiz. Anlayışını Nurhak'ta başarmış durumdayız. Ki bugün içinde şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani kazanmamamız için hiçbir neden yoktur. Evet. Çünkü karşımızda soyguncu, talancı bir AKP var. Yıllardır iş yapmayan ve kendini sırf AKP ya da sağ dediğimiz zihniyetler üzerinden var etme politikasını
sürdüren bir CHP var. Dolayısıyla biz şunu çok net söylüyoruz ki Nurhak halkı da bunu çok net anlıyor aslında. Ne ona ne ona. Biz kendimiz olacağız. Kendi iktidarımızı, kendi yerel yönetimimizi birlikte yöneteceğiz. Ve bu birlikte yönetimden doğru burada sadece belediye başkanını değiştirmeyeceğiz. Biz orada yıllardır uygulanan kirlenmiş, farklı ilişkiler içerisine girmiş yönetim anlayışını da değiştireceğiz. Baştan değiştireceğiz. Ha, bu konuda da Pir Sultan'ın çok net bir ifadesi vardır. Bozuk düzende sağlam çark olmaz. Çarkı baştan değiştirmek gerekiyor. Yani biz orada onun için diyorum, bunu çok önemli görüyorum. Sadece belediye başkanını değiştirmek dişlilerden birini değiştirmektir. Evet. Onun için çarkı değiştirmek gerekiyor. Top Sayın Büyük Özdoğan Rojava örneğini verdi. Biz de orada dedi üçüncü çizgi temelinde bir devrimi hedefliyoruz. Kesinlikle kendi öz yönetimimizi evet. kuracağız orada ve tüm Nurhak halkıyla birlikte. Ki bizi onun için gittiğimiz her kahve toplantılarında, birebir sohbetlerimizde bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Özellikle şundan bahsedeyim, ben Nurhak'ta hani biraz önce Alevilerin bölgedeki asimilasyonundan, Kürtlerin asimilasyonundan bahsederken çevredeki yaptıkları katliamlarla da aslında bunu perçinliyorlar. Nurhak'ta Göksu Çayı üzerinde 8 tane HES projesi var. Tatlar Çayı üzerinde HES projeleri var. Evet. Yani esasında Alevilerin, Kürtlerin yaşama alanlarını talan ediyorlar bunlar. İşte Narlı'da 2 tane çimento fabrikasında olması hakikaten bizim o muhalif olan insanların yaşadıkları yerlere bunları kuruyorlar. Elbistan'a termik santrali. Bu ovanın yok olmasına neden oluyor. Dolayısıyla orada yaşayan insanların da ister istemez yaşama alanını bitirirseniz ya yok olacaktır ya göçemez kalacaktır. Yani aslında o soykırım politikası bir bütün olarak devam ediyor. Doğaya karşı, kültüre karşı, kimliğe karşı, inanca karşı sürüyor diyorsunuz. Bunları devam ettiriyorlar. Bu evet. şekilde devam ettiriyorlar. Ve baktığımız zaman kimler bu şirketler? Bunları yapan şirketler kimler? İşte termik santrallerinin birisini Suudi Arabistan'da bir şirkete vermişler. Ve bizim çok ilginçtir Kyoto protokolü biz 2013 yılına kadar son imzalanmıştı ama geçen yıl yapılan toplantıda bu 2020'ye kadar uzatıldı. Ve bizim Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürü'nün söylediği çok ilginç bir şey vardır. Biz 2020'ye kadar bu kömürleri çıkarttık, yaktık, yaktık. Yoksa bize bir daha bu kömürleri çıkarttırmazlar. Yani bir şekilde bir kar hırsı da doğanın yok olmasına, insanlığın yok olmasına, talan olmasına rağmen bir rant hırsını da burada görüyoruz. İşte Nurhak'taki HES projeleri. Evet. Nurhak'ın şu an içme suyu kendi kendine yetmiyor. Çünkü kuraklıkta bir sonucu olarak aslında bu var. Ve Göksu Çayı çok özel bir çaydır bizim için, Nurhaklılar için. Endemik bir tür olan kırmızı benekli alabalık türünün ve diğer endemik türlerin yok olmasıyla karşı karşıyayız. Ve oradaki sorundan birisi de şudur. Suyun kullanım hakkının satılmasıdır esasında. Yani sularımız 50 yılına komple satılıyor. Yarın oradaki şirket şunu çok rahatlıkla söyleme hakkına sahiptir. Ben HES yapmıyorum, elektrik üretmiyorum. Ben bu suyu şişeleyip götürüp satacağım da diyebilir. Evet. Bunun ötesinde bir tarafı da şu bu durumun. Ülkemizde HES'ler, hidroelektrik santralleri esasında temiz enerji olarak kabul edilir. Yani doğayı kirletmeyen enerjidir esasında bunlar. Ama bunun bir pazarı oluşmuştur. Tüm dünya ölçeğinde bir pazarı vardır. Buna karbon piyasası diyoruz. Buradaki bir fabrika kömür yakıyor, doğal gaz yakıyor ama gidiyor Nurhak'taki HES'i alıyor, oradan kendini tolere ediyor. Bir o kadar daha kömür yakıyor. Yani oradaki şu an kullanılmamış HES'ler kağıt üzerinde, yani yapılmamış HES'ler kağıt üzerinde alınıp satılabiliyorlar. Evet. Bir pazarı oluşmuş bu durumun. Ve bunları da direkt oradan istediğim gibi Dersim üzerinde, Dersim Vadisi, Karadeniz halkının, işte farklı bir halktır Karadeniz halkı, Laz'dır ve kendi kültürüyle birlikte yaşayan bir halktır. O bölgede uyguluyorlar. Kürdistan'da uyguluyorlar. Nurhak'ta uyguluyorlar.
bir bütünen bir politik, bütünen politik bir sonucu, mantığın evet. bir sonucudur aslında. Yani biraz önce dediğimiz gibi farklı düşünenlerin devletle, Rojda arkadaşın da söylediği gibi, barışık olmayan, devlete ihtiyaç duymayan halkların bir şekilde devlete bağlanmasını ya da yok olmasını talep ediyorlar. Ama Nurhak halkı bu HES'ler üzerinden yürüttüğümüz mücadele üzerinden birazcık kendine gelmiş durumdalar. Biz yok olmayacağız. Biz derelerimize de, dağlarımıza da, kentimize de sahip çıkacağız evet. ifadesini çok yüksek bir sesle ifade ediyorlar. Ve biz de bu süreçte özellikle Avrupa'dan doğru bu mücadeleye destek olmalarını... Avrupa'da büyük bir Alevi kitlesi de var. Güneybatı Kürdistan'dan sürgüne gelmiş ciddi bir potansiyel de var. Onu da belki başka bir başlık altında konuşuruz. Sen Yıldırım, sizinle devam edelim. Ancak ondan önce bir şey anlatmak istiyorum. Sorumu öyle soracağım. Sakine Cansız'ın bir kitabı çıktı biliyorsunuz. Evet. Hep Kavgaydı Yaşamım. Orada çok ilginç bir bölüm var. Onu aktarıp öyle sorumu soracağım. Yani 73, yanılmıyorsam 74 dönemlerinde Ecevit Karaoğlan, işte bir Türkiye'de bir hava estiriliyor. Dersim'e mitinge gidiyor. Sakine Cansız o dönem ortaokula gidiyor. Yani çok henüz çocuk yaşta. Tabii devrimcilik havası da var Dersim'de ve etkileniyor, merak ediyor. Mitinge gidiyor. Karaoğlan gelmiş. Kürsüden o konuşurken bir genç grup slogan atıyorlar. Halklara özgürlük sloganını atıyorlar. Sadece bu. Ecevit orada kendisi anlatıyor bunu. Diyor ki halklara özgürlük değil, Türk halkına özgürlük. Halklar yok, bir halk var. Ecevit'in bunu demesiyle polisler o genç gruba saldırıyor ve işte coplarla linç ediyorlar ve çok duygusal bir an yaşıyor Sakine Cansız ve diyor orada anladım ki Karaoğlan'ın maskesi düştü. Yani işte orada halklar var, halkların çocukları var, coplattırdı onları yani. Ama şunun için bunu anlattım. Gerçekten mesele AKP, CHP başka bir siyasi parti midir? Yoksa gerçekten özünde bu devletin bir ideolojik resmi, bir ideolojisi var. Alevilere karşı, Kürtlere karşı, halklara karşı. Bu kendisini dönemsel olarak farklı iktidar biçimlerinde ifadesini mi buluyor? Bu Alevi ve CHP meselesi bağlamında ne dersiniz? Yani mesele sadece, hani başta söylemiştiniz, ölümle korkutup sıtmaya razı etme. Yani mesele AKP ve CHP midir ya da sadece cemaat midir ya da başka bir şey midir, yoksa bu bir tarihsel bir politikanın sonucu mudur? Aleviler bunu nasıl anlamalı, nasıl bununla yüzleşmeli? Şimdi Cumhuriyet tarihi Aleviler açısından Cumhuriyet'in kendisini kurgulama biçiminde Alevilere yaklaşım politikası yapsaldır. Yani dönemsel değildir, yani bu yapsal bir sorundur. Cumhuriyet tekçilik üzerine kurulan bir devlet politikasına dayanıyor ve Cumhuriyet uzun dönem biliyorsunuz tek partili sistemle yönetildi ve o dönemin partisi CHP'ydi. Ve ne tesadüftür ki bütün Alevi katliamlarının olduğu dönem CHP iktidardadır. Çok partili sisteme geçmeden önce CHP'nin olduğu dönemde biliyorsunuz en büyük şey Dersim katliamı yaşandı. Bu bir CHP politikası değil. Şimdi CHP devlet partisidir. Yani CHP'yi diğer partilerden ayıran nokta CHP'nin devletin kurucu partisi olması. Şimdi bu anlamda hani Aleviler ve CHP bağlamındaki evet. ilişkiyi değerlendirirken CHP'nin sadece bir döneminde bu devletin kurucu partisi ve kurucu ideolojik partisi olduğu için onun zihniyetini, politikasını, her şeyinin temsilcisi olduğu için o yüzden Aleviler tarihsel süreçle yüzleşmek istiyorsa aynı zamanda CHP gerçekliğiyle de yüzleşmek zorunda. CHP gerçekliği yüzleşmek zorunda. Çünkü o gerçeklikten kastınız aslında bu katliamların bizatihi CHP'nin eliyle yapılmış olması. Kesinlikle Cumhuriyet tarihi demek CHP tarihi demek evet. aynı zamanda. Daha sonraki çok partili sistem döneminde çok partililerin isim değiştirse bile özünde hepsinin devlet partisi olduğunu, işte bu AKP olsun, MHP olsun, biri işte daha yeşil bir tonda, biri daha kırmızı bir tonda, biri daha beyaz bir tonda ama hepsi biri sol adını kullanarak vurmaya çalışmış, biri sağ adını kullanarak vurmaya çalışmış ama hepsinin özünde devlet partisi olduğunu, bu devletin bağrından çıkan partiler olduğunu burada vurgulamak gerekiyor. O anlamda Aleviler açısından şu anki mevcut olan iktidar partileri ve işte ana muhalefet partileri de dahil olmak üzere HDP ve BDP dışındaki partilerin dışındaki bütün partilerin isimleri değişse bile öz olarak bizim toplumumuz açısından bir farkları yoktur. Tam da burada bu pencereden baktığımızda Güneybatı Kürdistan bölgesi için, işte
işte Elbistan, Maraş, Pazarcı, Nurhak nasıl bir 2014 seçimlerinde bir öneme sahip? Nerede şimdi, nasıl bir yerde duruyor evet, bu tabloda? Bu çok hayati bir soru. Yani Alevi, Kızılbaş, Kürtler açısından özellikle Güneybatı bölgesi için Adıyaman, evet. Malatya, Antep bölgesi, Maraş, buna Sarız da dahil etmek gerekiyor. Kayseri, Sarız. Şimdi yine Alevi hattının hepsi açısından. Yani Anadolu Alevili açısından da bunu söylemek gerekiyor ama şu an özellikle Kürdistan, Kızılbaş, Kürt Alevilerinin durumunu tartıştığımız için dille bunu özellikle evet. belirtmeyi tercih ediyoruz. Şimdi bu seçim Aleviler açısından şöyle bir anlamı var. Örneğin Aleviler sandık başına gidip oy attıklarında kendi kaderini belirlemiş olacak aslında. O yüzden bu herhangi bir seçim değil. Evet. Herhangi bir sistemdeki, herhangi bir devletteki bir sıradan rutin bir seçim de değil. O yüzden biz Alevilerin bu seçimin farklılığı gerçekten kendi kaderimizi belirlemek anlamına geldiğini bilmek zorundayız. Neden bu böyledir? Çünkü Aleviler sandık başına gittiğinde şu mesajı vermiş olacaklar. Yani Aleviler tercihini koymak zorunda bu seçimlerde. Örneğin ya Aleviler tarihsel bu soykırım gerçekliğiyle yüzleşecek, kendisine bunu yapanlardan hesap soracak ve artık benim yaşamıma karışamazsınız. Ben kendim kendimi yöneteceğim. Ben inancımla, kültürümle, kendi kimliğimle var olma mücadelesi vereceğim diyecek bir noktada olacak. Ya da gerçekten soykırım gerçekliğiyle yüzleşmeden teslim olacak. Şimdi Alevilere dayatılan şu an kendi karşıtlığı temelinde tümden devlete entegre edip bu süreci kapatmak aslında Aleviler. Çünkü inanç olarak Alevilik şu an çok ciddi anlamda cami cemevi projesiyle zaten uzun süredir bu 12 Eylül'den beri var da şimdi dillendiriliyor. Yani bu yeni bir politika değil. Güncelleştirildi. Şimdi diyelim. Güncelleştirildi. Evet. İçerisine işte kendine bazı Alevim diyenler işte İzzettin Doğan'dır, Cem Vakıf bunlar da dahil edildi ama bu yeni bir politika değil. 1980'den beri sistematik olarak Alevilik sünnileştirilmeye çalışılıyor sistematik olarak. Şimdi o anlamda Alevilik inancı şu an tarihsel Alevilik direnişçi geleneği biçiminde bir kültür olarak var olma noktasına bir kere alarm veriyor. Evet. Alarm veriyor yani bunu çok açık söylemek gerekiyor. Biz bu kültüre sahip çıkacak mıyız? Bu kültür kendisi olarak var olacak mı? Yani bir farklı inanç olarak. Kendisi olarak var olacak mı? Bir bu açıdan Aleviler tercihini koymak zorunda Alevilik inancı açısından. Bir de Kürt kimliği olarak. Biz Kürt Kızılbaşları olarak biz Kürt olarak yaşamak istiyoruz. Kültürümüzle biz asimilasyona, kültürel soykırıma karşı dur diyecek miyiz? Bizim verdiğimiz her oyun böyle bir anlamı var. Çünkü maalesef şu an sizinle konuşurken Türkçe konuşuyoruz değil mi? Bizim evet. ana dilimiz Kürtçe, kendi dilimiz var. Ama şu an dilimizden tutalım birçok yaşam tarzından tutalım asimilasyonun çok yoğun etkisini yaşayan bir toplumuz. Bunu da yüreğim sızlayarak söylüyorum. Çünkü Maraş katliamından sonra kültürel asimilasyon, inanca dayatılan asimilasyon konusunda ben hani bir örnek veriyorum. Geçen gün Pazarcı'ya giden arkadaşlarımız vardı, döndüler. Mehmet arkadaşım da söyledi. Şimdi oradaki cem evleri arasında diyor, minaresiz cami benzetmesini yapıyorlar. Yani içine girmişsiniz, adı şimdi cem evi ama orada Alevilik kültürü cem evi adı altında yeniden asimile ediliyor. Yani bir çark gibi işliyor bu. Ve bir inanç bu sefer şimdi Alevilik adına Aleviliğin asimile edilmesinden daha tehlikeli bir şey olamaz. Şu an orada dayatılan budur ve Alevilik bitiriliyor o cem evlerinde. Bitiriliyor. Şimdi cem evi eğer gerçekten Alevilik kültürünün inanç merkezi olacaksa o zaman Aleviliğin tarihsel gerçekliğine uygun olarak kendini kurulamak zorunda. Fakat şu an yapılanın bu olmadığını biliyoruz ki başkan da yeni... Olsun diye bir şey evet. Şimdi ben birkaç kişiyle Pazarcık'ta konuştum. Maraş'ın müftüsünü getiriyorlar. Ya, Alevi geleneğinde iftar diye bir şey yok. Hatta oruçlu olduğunu kimse bilmez. Evet. Maraş müftüsünü getiriyorlar bizzat. Artık buna hiç gerek yok. İnsanlar iftihar ediyor. Ya koskocaman Maraş müftüsü cemevine geldi. Bunu da belediye başkanı öncülük ediyorlar. Evet. Dolayısıyla
Yani biz kendi katilimize bu kadar aşık olmamalıyız. Evet. Çok uzun süre değil. Yani Kerbela gibi 1400 yıl önce değil, 1978'i herkes yaşadı ve gözleriyle gördü. Sen Yıldırım bitirsin, ben sonra sizinle şey devam daha, edelim. Bir şey daha evet, buyurun. Şimdi katkosun hani, diye söylüyorum, evet, affedersiniz. Yok estağfurullah. Şimdi bu seçimlerin o açıdan Aleviler için can alıcı ve hayati olduğunu biz Aleviler gerçekten bunu anlamak zorundayız. Çünkü bu bir var olma mücadelesinin en önemli duraklarından biri olarak biz bunu ele almak zorundayız. Evet. Ya biz Aleviler gerçekten kendimizi de kentimizi de kendimiz yöneteceğiz. Demokratik özellik temelinde kendi irademizi ortaya koyacağız. Ama ondan da öte aynı zamanda Alevi olarak, Kürt olarak biz kalmak istiyoruz kendimiz olarak. Kendi kimlik ve inancı. Evet, bu bir varoluş mücadelesidir. Örneğin bugün bir Hakkari varoluş mücadelesini aşmıştır. Şimdi kendi sistemini kurma aşamasındadır ve kuruyor da büyük oranda. Özellikle demokratik özellik bugün Kürdistan'da büyük oranda inşa sürecinde ve bu çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Ama Kürt Aleviler açısından yani inşaya geçebilmesi için önce bu var olma mücadelesi konusunda iradesini ortaya koyması gerekiyor. Yani ben Kürt olarak kalacağım, Türkleşmeyeceğim. Türkleştirme konusundaki asimilasyona hayır diyeceğim. Ben bir Alevi olarak kalacağım, direnişçi geleneğime sahip çıkacağım. O anlamda kendi inancımın farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyacağım. Her iki konuda da Alevi toplumu çok net bir irade ortaya koymak zorunda. Çünkü Türkleştirme ve Sünnileştirme şu an iki koldan Alevi toplumunu kuşatma altına almış durumda. Ve maalesef bunun etkilerini çok yoğun olarak yaşıyoruz, etkisi altındayız. O anlamda bu seçimler bir var olma mücadelesi olarak ele alıyoruz ve aynı zamanda nasıl yaşamak istediğimize karar vereceğimiz bir seçimdir. Burada şunu da belirteyim, farklı hassasiyetlerin oluşmaması açısından Alevilik, örneğin Pazarcık'ta arkadaşlar biliyor, bütün Maraş, Nurak ve Elbistan'da da öyledir. Sadece Kürt Aleviler yaşamıyor. Sünni Kürtler de orada yaşıyor. Biliyorsunuz Maraş merkezde Muş'tan göç almış ağırlıklı bir nüfus, Kürt nüfusu var şu an Maraş merkezde. Pazarcık'ın bazı köyleri Sünni Kürt'tür biliyorsunuz. Yani o anlamda biz Maraş bölgesindeki yaşayan bütün farklılıklarla, inanç farklılıklarıyla da şimdi şuna çok inanıyorum. Devletler, iktidarlar inançları çok rahat bıraksalar, inançlar doğal olarak yan yana yaşarlar. Hiçbir halk bir halkla sorun yaşamaz. Maraş'ta Maraş katliamındaki o kışkırtmalar olmasa insanlar niye insanları öldürmeye ihtiyacı duysun? Yani bunu niye yapsın? Sünni Kürtlerle Alevi Kürtler yüzyıllarca yan yana yaşadılar, bir şey olmadı da ne oldu da birdenbire birbirlerine saldırmaya başladılar? Yani Alevilere saldırıldı. Böyle bir şey yok yani. Halkların tarihinde böyle bir şey yok. İnançların tarihinde de böyle bir şey yok. Bunu yapan egemenler ve devletlerdir ve halkları bir şekilde karşı karşıya getirmeye çalışan onlardır. Maraş'ta hem sınır hattı olduğu için Kürdistan'da hem de bu farklılıkların örneğin eskiden biliyorsunuz Ermenilerin çok yoğun yaşadığı bir yerdi ve Ermeni katliamı en yoğun nüfusunu katledildiği bölgelerden biri Maraş'tır. Maraş'ta binlerce Ermeni katledildi. Bu anlamda Maraş bir halklar ve inançlar mozaidir. Ve onlar yüzyıllarca birlikte yaşamayı bildiler. HDP şu an bunun projesidir. Bu iddiayla ortaya çıkmış bir projedir. Halklar, inançlar, tüm farklılıkların kendi ifade projedir. Ve Maraş buna model olabilecek bir bölgedir. Kesinlikle buna model olacak bir bölgedir. Sayın Büyük Özcan, siz az önce araya girdiniz. İsterseniz oradan devam edin. Ancak şunu da sorayım size. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Yıldırım dedi ki bu seçim özellikle o bölgedeki ve genel olarak Aleviler için bir var olup olmama, can alıcı, hayati bir noktada duruyor. Tercihlerini ona göre yapmalılar. Siz ne diyorsunuz? Aleviler için bu seçimler ne anlama geliyor? Nasıl bir tutum sergilemeliler? O geçmişteki direnişçi Alevilik anlayışını da göz önünde bulundurduğumuzda. Şimdi Aleviliği incelediğimiz zaman Alevilik şudur. 72 millet aynı nazardan bakar. Dil, din, mezhep, ırk ayrımı yapmadan. Şimdiki insanlarımız maalesef korkuyorlar. Ama Pazarcık Alevi halkı artık korku duvarını aşmaları gerekiyor. Eğer hala gidip CHP'ye
7 AKP'ye oy verirlerse onların suçlarına ortak olmuş olurlar. Dolayısıyla özellikle Pazarcık'taki 1978'deki o Maraş katliamını birebir yaşayan insanlar hala gidip CHP'ye oy verirlerse onların suçlarına ortak olmuş olurlar. Bu seçim, bu yerel seçim, gelecek senede genel seçimler var. Bana göre seçim değil, bir referandumdur. Bu referandumda neyin referandumu olacak? Evet, şunun referandumu olacak. Var olma ve yok olma referandumudur, evet, bana göre. Ya tercihini yapacaklar, evet biz de varız, bu kadar dışarıdan devşirme köyle, iki tane çimento fabrikasıyla üçüncü hazırlanmış ve Pazarcık gibi bir alanda en ufak belediyenin çalışması yoktur, bir altyapısı yoktur belediyenin. İki tane fay hattı üzere, birisi Çiğil'le Nacarlar üzere bir fay hattı var, birisi de Ağcakoyun'un oradan geçiyor. Deprem bölgesi, birinci derecede deprem bölgesidir. Bugüne kadar CHP'li belediye başkanları uyarmamıştır, halkı bilinçlendirilmemiştir. Birinci derecede deprem bölgesi olmasına rağmen hala kalkıp da bunlara oy verirlerse ve yarın o çarpık yapılanmaya, ben Pazarcık birazcık şöyle inceledim, Antep'in bir mahallesine dönüşmüş o çarpık yapılanmadan dolayı. Göremezsiniz, altında var, tamirhane var, araba tamirhanesi, üstünde ev var, böyle bir yapılanma var. Çarpık çarpık yapılanma söz konusu. Maraş ve Pazarcık Akdeniz iklimine sahip olmasına rağmen belediye en ufak bir öncülük yapmamıştır. Oradaki insanlarımızı bilinçlendirmemiş. Mersin'de, Adana'da o Akdeniz iklimi olduğu için en ufak bir seracılık sistemini koymamıştır. Pazarcık'taki çiftçilerimiz yakın bir tarihte birkaç seneye kadar o şeylerden dolayı, fabrikalardan dolayı o çiftçilik de ölecektir. Ama şu anda 8 kilo buğdayı da arpa sataraktan 1 litre mazot alabiliyor. Halbuki Sera Belediye'nin öncülüğünde kooperatifçilik yaparaktan bunun önüne geçebilirler. Pazarcıklılar hala bunun farkında değiller. 200 dönüm tarlası, 300 dönüm tarlası olan ya icara veriyor ya satıyor, Avrupa'ya kaçıyorlar. Kaçmamaları gerekiyor. Benim buradaki bütün Avrupa'daki yaşayan pazarcıklar kendi alanlarına dönsün. Adana'da, Mersin'de, Antalya'da 10 dönüm tarlası olan bir insan seracılıkta orta düzey yaşam biçimine geliyor. Ama Pazarcık'ta yok. Pazarcık'taki baraj bile Antep'e sunuluyor. Yani saymakla bitmiyor. Koskocaman Pazarcık'ta bir tane ambulans yok. Acı bir gerçek. Bir tane ambulans yok. Pazarcık'ta inansal boyutta, demin de araya girdim Rojda arkadaşın, insanlar şunu yapıyorlar. Ya biz, hani devletin bir politikası var, karıştır barıştır politikası var. Daha dünün hesabını unutmadan Hüseyin'e ağlarlar. Kerbela'da 1400 yıl önceki Hüseyin'e Allah'lar, Hüseyin için oruç tutarlar, Maraş'a sahip çıkmazlar. Ben o tür insanların aleviliğine şüphe duyarım. Gerek Pazarcık olsun, başka yerlerde olsun. Eğer sen Hüseyin'e alayacaksan, Hüseyin'in duruşundan dolayı, dik duruşundan dolayı sahip çıkıyorsun ve alıyorsun. Ama Sivas'ta yakalan Koray Kaya'nın, 11 yaşındaki Koray Kaya'nın elinde ne kılıç vardı ne de atın üstündeydi. Savunmasız bir insandı. Maraş'taki kadınlar karındakileri deşerekten cenileri duvarlara sıçrattılar. Eğer hala Pazarcıklılar, oradaki mevcut olan Aleviler düzen partilerine oy verecekse, o CHP'nin statiko tavrıyla oy vereceklerse, aynı o katliamcılara ortak olmuş olurlar. Burada çağrım odur ki kendilerine artık sahip çıksınlar.
Siz de bu var olma yok olma seçimi kesinlikle diyorsunuz. Var olma ve yok olma. Referandum eğer hala düzen partilerine oy vereceklerse o suça ortak olmuş olurlar. Ben öyle algılıyorum. Pazarcık şu anda tamamen 90 yıllık bir cumhuriyet tarihinde ele aldığımızda ağalar paşalar idare etmiştir. Ama Kürtlere şunu söylüyorum, bakın Salman-ı Pak bir inanç merkezidir. En ufak bir hizmet götürülmemiştir. Aşağı iniyoruz, hem o baba bir inanç merkezidir, Kirni'de kalıyor. En ufak bir hizmet götürülmemiştir. Ali Kutte diye adlandırdığımız en ufak bir hizmet götürülmemiştir. Elif Ana'yı kendi amaçları doğrultusunda kullanıyorlar şu anda. Cem Evini düşünebiliyor musunuz? Ölü bir insan ne teröristtir ne de başka bir şeydir. Cem evleri, cenazeleri kabul etmiyorlar. Ambulans vermiyorlar. Bu utanç vericidir. Hele hele Aleviler açısından bir utanç vericidir. Çünkü ölü bir insanın ne teröristi olur, ne sağcısı olur, ne solcusu olur. Buna sahip çıkmak gerekiyor. Özünde bakıyorsan Alevilik mazlumdan yanadır. Evet. Mazlumdan yana olmaktır. Mazlumda o zaman Kürtler mazlum değiller mi? Niye mazlum olmuyorlar? Niye inançlarına sahip çıkmıyorlar? Niye sadece devletin işte ya Mustafa Kemal olmasaydı biz şöyle olurduk ya da böyle olduk. Ama bakıyorsun 1924'te tekke ve zaviyeler yasası ile birlikte yasaklayan insan o. Aleviliği resmen yasaklayan o. Şunu biz şamar oğlan olmaktan çıkacağız Aleviler olarak oradaki yaşayan insanlar. Hani bazen derler ya incinsen de incitme anlayışı. Özellikle Osmanlılar bunu gündeme getirmiş, Cumhuriyet evet. Devam ettirmiş. Ama biz bizi bir kere inciteni biz bundan sonra 10 kere inciteceğiz. Bize saygı duymayan insanlara biz saygı duymayacağız. Onun için benim buradaki çağrım şudur: artık düzen partilerine biz oy vermeyelim. Oy verdiğiniz takdirde onlar gibi suç ortağı olursunuz. Evet. Sayın Orak, Sayın Mehmet Ali Büyük Özdoğan dedi ki düzen partileri. Evet. Gerçekten de halk arasında da çok kullanılır bu tabir. O düzen az önce konuştuğumuz işte katliamları yapan, soykırımları yapan, doğayı tahrip eden, halkları, inançları sömüren bir düzen. Az önceki konuya ilişkin sizin sözleriniz varsa onu da almak istiyorum. Yani bu seçim ne anlama geliyor? Yani Alevilerin tercihi ne demek olur 2014-30 Mart'ında? Buna ek olarak HDP ne sunuyor halka? Yani nasıl bir çizgiyi temsil ediyor? Bu düzen partileri ne karşısında veya onun alternatif olarak nasıl bir alternatif sunuyor? Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Hani evet 30 Mart bir referandum gözükebilir. Yani burjuva partilerinin, düzen partilerinin aslında yok oluşunun bir referandumu olacaktır bizim cephemizden. Çünkü biraz önce başkanın söylediği gibi bunlar bugüne kadar ne Alevilere ne Kürtlere katliamlar, yokluklar, sürgünler dışında hiçbir şey vermemişlerdir. Yani Alevilerin CHP ile ilişkisi noktasında da şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Tekke ve zaviyeler kapatıldı 1924'te ama Diyanet hala devam etti. Diyanet diye bir kurum kuruldu. Evet. Ki Alevilerin en temel taleplerinden birisi Diyanet diye bir kurumun olmaması, lağvedilmesi. Yani bir devletin dini olamaz. Eğer bu devlet sadece Sünni olanın ve Sünni olanın da Hanife olanını, diğerlerini de kabul etmiyorlar. Yani diğerleri de bir ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bu noktada laikliğin kesinlikle doğru bir şekilde uygulanması gerekiyor. Tüm inançlara, tüm dinlere eşit mesafede olması gerekiyor. Ki bu nedenle Alevilerin kesinlikle şu talebi, özellikle Demokratik Alevi Hareketi'nden doğru bunu söyleyebiliriz. İşte Hüsnü Abdal Derneklerinden doğru, Hacı Bekleş Anadolu Kültür Vakfı'nın taleplerinin, ortaklaşmış taleplerinden doğru ki bizim kongremizin aynı zamanda üyeleridir bunlar. İşte Kemal Bülbül, ondan sonra diğer Alevi dernekleri başkanları da kongremize katılmışlardır ve kongrede
programı ve tüzük yazılırken Aleviliği bunların kendilerinin tanımlaması istenmiştir. Evet. Yani ama maalesef şunu görüyoruz, ısrarla düzen partileri bizim Aleviliğimizi de tanımlamaya çalışıyorlar. Yani siz şusunuz, siz böyle Alev olmak şöyle zorundasınız. Şöyle bir Alev. Yani kardeşim sana ne yani benim Aleviliğimle nasıl Alevi olacağımdan? Ya ben Aleviliğimi ben tanımlarım. Ben istediğim gibi yaşarım. Ya bu noktada da hani var olmaya da yok olma seçimi olarak ben hani şuradan bakmıyorum, biz var olacağız. Evet. Yani Alevilik kadim bir halktır, direnişçi bir halktır, yine Kürt halkı hakeza ya da toplumun diğer nüveleri, yani devrimcileri yok edemezsiniz. Siz bir ülkede, bir dünyada ezilenler var olduğu sürece devrimciler de var olacaktır, Aleviler de var olacaktır, Kürtler de var olacaktır. Tabii bu nasıl var olmalı ve ne yapılmalı noktası önem kazanıyor. O pencereden bir de HDP nasıl bir yerde duruyor, hangi alternatifleri sunuyor? İşte bu var olma mücadelesinin esasında önünü açan partilerden birisidir HDP. Yani onlara var olma mücadelesi veren, tüm farklılıkların önünü açan, onlarla birlikte mücadele etmeyi perspektif olarak kabul eden bir partidir HDP. Dolayısıyla Alevilerin temsiliyeti noktasında, Kürtlerin temsiliyeti noktasında, Ezidilerin temsiliyeti noktasında, Çerkezlerin, Ermenilerin, Türklerin, Sünnilerin ve tüm inanç ve kültürlerin temsiliyeti noktasında yeni bir kapı açıyor. Ve şu temelde bir kapı açıyor. İnançlar, etnik kimliklerin eşit olması, gönüllü birlikteliğinde bir temel açıyor. Yani siz bir Sünni ile bir Alevi'yi, bir Ezidi'yi, bir Hristiyan'ı önce yasal statü olarak diyorum bunu, yasal statü olarak devlet nezdinde eşit hale getirmezseniz buradan bir şey çıkmaz. Bu mücadele devam eder. Etnik kimlik bakımından baktığımız zaman da bir Kürt'le bir Türk'ü, bir Ermeni'yi, bir Çerkez'i, bir Laz'ı önce eşit bir vatandaş olarak kabul edeceğiz ki ondan sonra biz bu ülkede birlikte huzurlu ve mutlu yaşayacağız. Hani eşitlik, evet, dediğim tüm yaşam alanlarında bir eşitlik olması gerekiyor. Yani bir Kürt'ün ana dilini yasaklarsan, bir Alevi'nin inanç ve ibadetini yasaklarsan, biraz önce söylendiği gibi bir Hristiyan'ın kiliseye gitmesini yasaklarsanız buradan eşitlik değil, buradan barış değil, buradan kavga çıkar. Bana benim inançlarımı yok etmemi, benim etnik kimliğimi yok etmemi, benim düşünce tarzımı yok etmemi hiç kimse müdahale edemez, etmemelidir de. Ki onun için Halkların Demokratik Partisi hedefine tüm halkların gönüllü birlikteliğiyle, ama bu altını çizerek söylüyorum, gönüllü birlikteliğiyle birlikte demokratik bir ülkede demokratik bir devrimin hedefini planlamıştır. O zaman Aleviler de, Kürtler de, diğer tüm etnik ve dini inanışlarda huzurlu ve rahat yaşayacaktır, mutlu yaşayacaktır. Raquel Dink şunu söylüyor: ben işte Kürtçe biliyorum, Türkçe biliyorum, Ermenice biliyorum ama bunların hiçbirisi benim içimde kavga etmiyorlar, beni bölmüyorlar diyor. Ama öyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı var ki ana dil bu ülkeyi böler diyor. Yani onun ötesinde ana dil bu ülkeyi böler diyor. Evet, ana dil bu ülkeyi böler diyor. Yani Raquel Dink bir bütün olarak duruyor ve bölünmüyor, parçalanmıyor. Bu ülkede Kürtlerin Kürtçe konuşması ya da Çerkezlerin Çerkezce konuşması, Lazların Lazca konuşması ya da Cemevi, Alevilerin kendi inançlarını yaşaması, kimliklerini yaşaması, inançlarını yaşaması bu ülkeyi bölmez. Evet. Bu ülkenin bir mozaiğidir, bir güzelliğidir. Tek renkli, tek dinli, tek milletli yaşamak faşizmin getirdiği bir sonuçtur, evet, aslında. Ve tek cinsli. Tek cinsli. Aynı, evet, zamanda erkektir. De, tabii kesinlikle. Kadın, Yıldırım, siz kadın devam edin oradan. Sizin bu, çok söyleyeceğiniz çıkış, şey vardır mutlaka. Çıkış nasıl olur sizce? Siz çıkış, biraz şeyi konuştuk, katliamlar, Alevilerin devlet, CHP bağlamındaki olup bitenleri. Çıkışı nasıl görüyorsunuz? Kuşkusuz 2014 yerel seçimleri siz çok hayati bir önem atfederek söylediniz. HDP burada nerede duruyor, nasıl bir alternatif sunuyor halklara? Bir HDP
yani demokratik çoğulcu farklılıkları kendi içerisinde gerçekten olduğu gibi kabul ettiği için ve bütün farklılıklara bir arada yaşam projesi olduğu için çok önemli. Bu bir. İkincisi, HDP'nin sloganları çok güzel. Evet. Kendimizde kendimizi biz yöneteceğiz. Şehir senin. Şimdi evet. Bunlar aslında seçilen sloganlar, aslında bir partinin nasıl yaşamak istediğinin de kilit halkaları konumunda. Bir araya girip bir parantez açayım. Bir de eş başkanlık. Onu da açarsınız. Bu evet. Söylediğiniz şiarların, sloganların, bu anlayışın özellikle Güneybatı ve Aleviler açısından neye denk geldiğini de kendilerini ifade etmeleri açısından onu da açmanızı isteyeceğim. HDP projesi bence tarihsel Alevi'yi çok iyi tanımlıyor. Hı. Çünkü Aleviler toplumcu bir felsefeye dayanıyor. Devlet iktidar dışıdırlar ve gerçekten doğal bir toplum olmak, doğal yaşam ve doğal inancı savundukları için de ve özünde kadın erkek eşitliğini de savunduğu için eş başkanlık demiştiniz. Evet. şu anki HDP'nin hem ideolojik olarak kendini ortaya koyma biçimi hem de bir yaşam modeli olarak ortaya koyduğu proje Alevilerin tarihsel gerçekliğinde vardır. Ben o anlamda Kürdistan'daki Kızılbaş Kürt Aleviler açısından söyleyeyim ki Anadolu Alevliği için de aynı şeyi söylemek lazım. Çünkü Alevilik tam da budur. Yani farklılıkların bir arada yaşadığı, kadın erkek eşitliğinin olduğu, bir cinsin diğer cinsi ezmediği, bunun içerisinde çocuklara ve diğer sosyal kategorilere daha özel önem veren böyle bir sosyal anlayışa sahip. Ben o anlamda Alevilerin işte yeni bir şey aramaları gerektiği düşüncesinde değilim. Aleviler tarihsel Aleviliğe baktıkları zaman oradaki bütün dinamikleri HDP içerisinde görebilirler. Bu konuda eş başkanlık sisteminin gerçekten kendi içerisinde bütün yani BDP'nin programında da bu vardır, HDP'nin de vardır ve bu devrim niteliğindedir. Belediyelerde, evet, tarihte bir de ilktir. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yani partilerde var bazı örnekler dünyada ama bütün belediyelerde eş başkanlık sisteminin getirip gerçekten kadın erkek eşitliğini siyaseten de bu noktaya taşırmak, bu bir toplumsal devrim niteliğinde bunu yani bunun böyle görülmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü bu çok önemli bir durum. Evet. Çünkü nasıl yaşamak istediğinizi pratik parti içerisindeki politikalarınızla belirlersiniz ve HDP bugün eş başkanlık sistemiyle de nasıl yaşamak istediğini topluma kendi içerisindeki uygulamalarla gösteriyor. Ben Maraş açısından bir iki şey daha söylemek istiyorum arkadaşlarıma ek yaparak. Şimdi bu ekolojik yıkımla ilgili, şimdi aslında bu konu çok önemli. Aslında bunu diğer konularla birlikte işte bu evet. Ekolojik yıkım biz Maraşlar tarafından yeterince tartışılan bir konu değil. Buna ısrarla dikkat çekmek lazım. Ben programa gelmeden önce bazı veriler çıkardım. Şimdi Afşin Elbistan termik santralinden dolayı bazı veriler çıkarılmış. Bu Obama ve Onurma Dokunma hareketinin sunduğu verilerdir. %50'lere varan kanser vakaları. Şimdi bu bir kırımdır. Evet. Bir ikincisi uranyum dolu topraklar, yani topraklar zehirleniyor. Evet. Üçüncüsü kimyasal atıklar atılıyor oraya. Ve diyor ki yasal limiti, yani Türkiye'deki yasal hukuki limitinin 50-100 misli fazla kimyasal atıklar oraya atılıyor. Yine Türkiye'nin sera gazı rekortmeni olarak oradaki termik santral nitelendiriyor. Yani bu o bölgenin zehirlenmesi, o bölgenin insanlarının kansere teslim edilmesi. Yani zaten asimilasyonu kendisi bir toplumsal kanser biçimi olarak topluma dayatılıyor ama bir de fiziksel bir kanser olarak şu an bu dayatılıyor. Toprakların kendisi de şu an kanserleştiriliyor. Yani Pazarcık açısından, Pazarcık'ta dünyanın üçüncü en büyük çimento fabrikası var. Dünyanın üçüncü en büyük. Ve ikincisi de kuruldu, o da dünyanın dokuzuncu büyük çimento fabrikası Pazarcık'taki. Şu an üçüncüsü kuruluyor. Evet. Ve bunlar içinde deniliyor ki, biliyorsunuz Pazarcık Ovası Türkiye'nin ve Kürdistan'ın en zengin verimli topraklarından biridir. Çünkü su kaynakları olarak değerlendiriliyor orası. Şu anki mevcut çimento fabrikalarından dolayı o topraklar bir süre sonra artık ürün vermeyecek. Şimdi bu ekolojik bir kırımdır. Oradaki yaşayan insanlara dönük fiziksel bir kırımdır. Yani bölge her açıdan şu an kuşatma altında. Eş başkanımız gelirken dedi ki
program öncesinde dedi işte yüksek bir yere çıkıp Pazarcık'a baktığınızda sis, yani sisten etrafınızı göremiyorsunuz. Yani çimento fabrikasının o yarattığı şeyden, atmosferden bahsediliyor yani. Şimdi bu Maraş bölgesi açısından sistematik o kırım politikasının bir parçası olarak devam ediyoruz. Yani bunlar hiçbir masumane değil. Hiçbiri tesadüf değil. Böyle yorumlanamaz. Özellikle Kürdistan'da Kürdistan'da ve Türkiye bölgesinde de özellikle devlete muhalif olan bölgelerde bu termik santrallerin hızla çoğaldığını bilmek ve ona göre yaklaşmak lazım. O anlamda ben HDP'nin bölgedeki seçim kampanyasında bölge insanın dikkatini buna çekmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar her açıdan şu an büyük bir tehlike altında. Bir diğer nokta, ben toparlarsanız eş başkanlarımıza da sorularımız olacak. Avrupa açısından sorum. Ona dönelim isterseniz. Tamam, onunla başlayalım. Sayın Büyük Özdoğan, bilmiyorum sizin eklemek istediğiniz var mı? Sayın Yıldırım detaylı bilgiler de verdi. Siz bahsetmiştiniz çimento fabrikalarından. Siz Avrupa'da da dolaşıyorsunuz. Ciddi bir Avrupa'da Güneybatı Kürdistan'dan gelen halkımız da var. İşte yüz binleri aşan bir halktan bahsediyoruz. İşte soykırımlar, Maraş katliamı, bu son bölümde onu konuşalım. O katliamlardan dolayı insanlar bilinçli olarak yurtlarını terk ettirdiler. Bilinçli olarak sürgüne gönderildiler. Hem bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve 2014-30 Mart seçimine yönelik Avrupa'da, diaspora'da yaşayan Elbistanlılara, Pazarcıklara, Nurhaklılara, Kürdistanlılara ne diyorsunuz? Nasıl bir tutum, tavır içinde olmalılar? Evet, şimdi Rojda arkadaş da belirtti. Karabıyıklı diye bir alan var. Yani böyle tam stratejik bir bölgede. O çimento fabrikaların tam da üstüne düşüyor. Ben özellikle oraya gittim Pazarcık Ovası'nı seyretmek için. Ben oldum olası hedefim oraya gitmekti. Bu sene yani 2013 yılını olduğu gibi oraları harcadım, gözetledim. Parsel parsel satmışlar her tarafı. Deliz'in arka tarafında 2000 dönüm yer satılmış. Kimin sattığı, kimin aldığı belirsiz. Ben Karabıyıklı'nın yanında yaklaşık yarım saat böyle seyrettim. Yani hiç de çok böyle şey olmaya gerek yok. Baktığınız zaman bir bulut, bir toz bulutu. Hele hele sabahleyin erken gittiğiniz zaman bunu çok daha net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bizim pazarcıklara bakıyorum. Buradan pazarcıklara sesleniyorum. Pazarcıklılar, Pazarcık Ovası genellikle ağalar tarafından parsellenmiş bir toprak alanıdır. Ondan dolayıdır ki insanlar ve sistemin dayatmadığından dolayı dışarıya kaçmışlardı. Şimdi gidiyorsun, öyle bir yapılanma var ki köylerde adam 200-300 bin euro para vermiş, desinler ki filanın oğlu ya bir dönem marabaydı, şu anda yaptırdığı eve bak. Ama şunu iddia ediyorum, 15-20 sene sonra anaların babalarının, eğer müdahale olmadığı müddetçe anaların babaların bile mezarlarını göremeyecekler. O insanlar, bırakın o yaptıkları şatafatlı evlere müdahale edilmediği sürece, burada ben arkadaşları uyarıyorum, gerçekten bir bütün olarak pazarcıyı imha etmek istiyorlar. Oldum olasıya böyledir. Eğer bir dönem Roger arkadaşım da söz etti, Oğama ve Onuruma Dokunma çok güzel programlı bir şey vardı. Avrupa alanında da oldu. Fakat şu anda mevcut olan çimento fabrikaları ile ilgili, 3. çimento fabrikanın olması ve oradaki yapmış oldukları, demin de yine bahsettim, fabrika şeyler, evler bir bütün olarak yok olacaklardır. O güzelim verimli topraklar nereye 20-30 metre ya da 50 metre etsen orada su fışkırır. Onlar yok olacaktır. Buradaki pazarcıklılara, özellikle ben alanım olduğu için söylüyorum, bu insanlar buna muhalif olmalı, müdahale edilmeli, oraya gitmeleri gerekiyor. Ve bu konuda duyarlı arkadaşlarımız bir araya gelecek. Çimento fabrikaları için ve
Pazarcık'ın ekolojik yapısı için bir grup oluşturuluyor. Rojda arkadaşım da söyledi. Onun için bu insanların duyarlı hale gelip kendi bulundukları bölgeye müdahale etmeleri gerekiyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Pazarcık'ta çok karşılaşıyorum köylerinde.